Merhabalar, ben Nurgül, Nur Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kahvaltılık nefis bir sos tarifiyle geldim arkadaşlar. Kurutulmuş domatesten kahvaltılık harika bir sos. Evet, gerekli olan malzemelerimiz. Bu şekilde kurutulmuş domates. Domatesleri ister güneşte kurutabilirsiniz, isterseniz fırında ya da kurutma makinesinde kurutabilirsiniz arkadaşlar. 3-4 diş sarımsak. 3-4 dal taze kekik, taze biberiye, ceviz, zeytinyağı, tuz, kırmızı toz biber ve kurutulmuş kekik. Evet, iki farklı şekilde arkadaşlar ben bu sosu hazırlayacağım. Sizler dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Birincisi normal kurutmuş olduğum domatesten haşlama veya hiçbir işlem yapmadan hemen kahvaltılık sosumu hazırlayacağım. İkincisi uzun ömürlüdür arkadaşlar. Konserve şeklinde hazırlayacağım. Yağlı turşu olarak hazırladım. İnanılmaz lezzetli oldu. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Evet. Kahvaltılık sosumuzun yapılışı. Öncelikle baharatlarımızı ben taze baharat kullandım. Daha güzel bir lezzet ve aroma veriyor. İnce ince doğradım. Kekikleri bu şekilde yapraklarını sıyırarak ayırdım. Sarımsakları ince ince doğradım. Ön hazırlığımız bittikten sonra kavanozlamaya geçeceğim. Ben burada arkadaşlar domatesleri ön haşlama yapmıyorum. Çünkü domateslerim çok kuru değil. Eğer sizlerin domatesiniz çok kuruysa biraz sıcak suda bekletebilirsiniz ya da 1-2 dakika sıcak suda kaynatıp süzebilirsiniz. Ben hiçbir işlem yapmadan direkt hemen kavanozlamaya geçeceğim arkadaşlar. Çünkü kurutma makinesinde domateslerimi kuruttum ve suyunu çekti ama böyle yumuşak domateslerim hala yumuşak. Yumuşak olduğu için de çok aşırı derecede suda ıslatıp yumuşatmak istemedim. Evet, kavanoza kurutmuş olduğum domateslerden tabanına yerleştirdikten sonra ara katlarına doğramış olduğum ince sarımsak ve baharatlardan biraz tuz, biraz kırmızı toz biber ve kekik kurusundan serpiştirdim. Tekrardan domates kurularını bu şekilde kavanoza doldurdum arkadaşlar. Tekrardan baharatlarımı kontrollü bir şekilde ekledim ve ceviz de doldurarak üstü basa zeytinyağı ekledim. Evet, cevizi açtıktan sonra da tekrardan servis tabağına koyduktan sonra yine ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben cevizi bu esnada eklemek istedim. Tüm lezzetini birbirine karışsın. Daha bir lezzetli olsun diye. Evet, şimdi üstü basa zeytinyağı ile dolduruyorum ve kapağını kapatıp buzdolabına kaldırdım. Birinci tarifim bu şekildeydi. Bunu açtıktan sonra hemen tüketmenizi tavsiye ederim. Çünkü içerisinde sirke yok, hiçbir limon tuzu yok, koruyucu bir madde yok arkadaşlar. Çabuk bozulma riski olabilir. Bu nedenden dolayı hemen tüketmenizi tavsiye ederim. Şimdi vereceğim olan ikinci tarif ise arkadaşlar uzun ömürlü bir tariftir. Bunu aylarca saklayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, gerekli olan malzemelerimiz 2 çay bardak zeytinyağı. Dilerseniz 1 çay bardağını sıvı yağ kullanabilirsiniz. 2 çay bardak organik elma sirkesi. Kendi yaptığım elma sirkemden kullandım. Elma sirke tarifimi de diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. 2 yemek kaşığı kadar tuz damak tadına göre ayarlayın arkadaşlar. 1 tatlı kaşık şeker ve yarım tatlı kaşık limon tuzu. Daha sonra hazırlamış olduğumuz baharatlardan tekrar kullanacağız. Sarımsak, biberiye, kekik, kırmızı toz biber. Tavama yağları ve sirkeyi aldım. Daha sonra 1 tatlı kaşık şeker ilave ettim. Tuzunu da ekledim. Şöyle bir kaynamaya bıraktım. Biraz da burada limon tuzu ekliyorum arkadaşlar. Yarım tatlı kaşığı kadar. Bu şekilde ısınıp kaynadıktan sonra baharatlarımı ilave ettim. Doğramış olduğum sarımsak, kekik, biberi, kırmızı toz biber ve kurutulmuş kekik. Şimdi de kurutmuş olduğum domateslerimi
Hepsini ilave ediyorum. Şöyle 1-2 dakika çok değil arkadaşlar. Sadece bütün domateslerim ısınsın. Sos ile birlikte özleşsin. Hemen altını kapatacağım ve kavanozlayacağım. Aşırı derecede kaynatmaya gerek yok. Domateslerimizi çok kaynatarak öldürmeyelim. Zaten kuruttuk. Tekrardan yumuşatmayalım. Aşırı derecede yumuşak olmasın. Evet. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi uzun ömürlüdür de. Hemen altını kapattım. Yaklaşık 1-2 dakika arası sosumla birlikte kaynayıp özleştikten sonra ocağımın altını kapattım ve kavanozlarıma pay ettim. Evet, tavada kalan sosumu da kavanozlara eşit bir şekilde paylaştırdım. Hemen sıcak sıcak kavanozumun kapağını kapattım. Bu şekilde sabaha kadar soğumaya bıraktım. Kavanozlar kendi kendine bu sosun sıcaklığı ile vakumlandı arkadaşlar. Dediğim gibi bunu normal erzak dolabınızda saklayabilirsiniz. Aylarca hiçbir sorun yok, bozulmadan saklayabilirsiniz. Açtıktan sonra buzdolabında saklamanızı tavsiye ederim. Evet. Gördüğünüz gibi birinci tarifim bu şekildeydi. Hiçbir işlem yapmadan. İkinci tarifimde yağlı sirkeli hazırladık. Bu da çok güzel oldu. Ben şimdi size burada ikisini de açacağım ve nasıl görünüyorlar göstereceğim. Yaptıktan yaklaşık 5 gün sonra açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça özleştiler. Sosunu, yağını ve baharatını domateslerin içine çekti. Çok lezzetli kahvaltılık bir sos oldu arkadaşlar. Meze olarak da sofralarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Evet, dilerseniz daha fazla ceviz serpilim. Taze biberiye ve taze kekik ile tekrardan tabağıma süs yaptım ve bu şekilde sunum için hazır yaptım. Evet, şimdi uzun ömürlü konserve olarak hazırladığım domates sosumu da sizlere göstereceğim. Gerçekten çok lezzetli oldu arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde tekrardan üzerine bolca ceviz serpiştirelim. Varsa taze biberiye ve kekik de serpelim. Evet, bugün kışlık hazırlıklarından kurutmuş olduğumuz domateslerden kurutulmuş kahvaltılık domates sosu tarifini sizler için hazırladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki farklı yöntemle tarifimi sizlere anlattım. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla bana desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Bu tarifleri ben sizler için hazırlıyorum. Sizlerin de benim yanımda olduğunuzu bilmek ve hissetmek inanın bana çok müthiş derecede moral veriyor. Ve yeni tarifler hazırlamam için de beni teşvik ediyor. Bunun için lütfen kendinizi bir şekilde gösterin. Ayrıca kanalımda kışlık tarifler, turşu tariflerim, sirke tariflerim, nasıl derin dondurucuda sebzeleri saklarız hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım daha önceki tariflerimde. Kanalıma göz atmanızı tavsiye ederim. Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.